Bu dersimizde masaüstü PC'de hard disk türü ve kapasitesi ne kadar olmalıdır sorusuna cevap arayacağız. Öncelikle hard disk olarak dizüstü bilgisayarlarda bahsettiğimiz gibi iki tane alternatifiniz var. Klasik olan yani mekanik olan HDD hard diskler, diğer taraftan yeni katı diskler dediğimiz ve flash bellek teknolojisini kullanan SSD dediğimiz solid state diskleri de elde edebilirsiniz. İki tercih arasında yapmanız mümkün olacaktır. Masaüstü geçtiğimiz andan itibaren HDD hard diskler yani mekanik hard disklerin kapasitesi ciddi anlamda artmaktadır. Örneğin bir masaüstü bilgisayarda elde edebileceğiniz maksimum kapasite ile hard diski masaüstü bilgisayarlar için aldığınızda kapasiteler artabiliyor. Öncelikle mekanik hard disklerinde iki tane versiyonu var. Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan veya all-in-one dediğimiz hepsi bir arada masaüstü bilgisayarlarda genelde tercih edilen 2,5 inç büyüklüğündeki hard diskler. Diğer taraftan masaüstü bilgisayarlarda da 3,5 inç dediğimiz hard diskleri tercih edilebiliyor. Harici disk aldığınızda karşınıza küçük diskler veya biraz daha büyük diskler gelmektedir. Küçük disklerin boyutları 2,5 inç, büyük disklerin boyutları da 3,5 inç olduğunu söyleyebiliriz ki kastettiğimizi rahatlıkla buradan anlamanız mümkün. SSD veya mekanik diski seçtikten sonra ki bu tamamen performansınızı etkileyecektir. Aynı zamanda ürüne yatırdığınız parayı da etkileyecektir. Çünkü SSD'ler şu anda daha pahalı. Fakat performans ve diğer avantajları ciddi oranda mekanik disklere göre fazla. SSD olarak kapasite de seçebileceğiniz şu an itibarıyla piyasada rahat bulabileceğiniz en üst kapasite 512 GB'lık bir kapasite. Tabi bunların 1 TB'lıkları ve daha fazlası da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Ama şu anda sindirilebilir fiyatlarda dediğimde çok yanlış olmaz. 512 GB en üst rakam. Bu da 60 GB'dan başlayıp 512 GB arasında tercih edebilirsiniz. Tabi bir masaüstü düşündüğünüzde bu kapasite size çok az gelebilir. Normal hard disklerde, mekanik hard disklerde şu anda tek bir hard disk üzerinde 4 terabaytlık verilere ulaşılabildi. Örneğin hemen site üzerinden baktığımızda SSD'leri gördüğünüz gibi yazma okuma hızları ve yazma hızlarını görebiliyorsunuz. Burada 32 GB'lık bile SSD hard diskler bulunuyor ki bunlar kullanım amacına göre tercih edebilirsiniz ki şu anda 480 GB'lık baktığımız yer üzerinde var ki bunun 512 GB'lıklarına ulaşmanız mümkün. Fiyatlarının da normal mekanik disklere göre daha pahalı olduğunu görebilirsiniz. Diğer taraftan mekanik disklerin de gördüğünüz gibi 4 TB'a kadar versiyonlarının olduğunu, 3 TB'dan biraz daha çeşitleri fazla olduğunu yani 3 TB çeşitlerinin fazla olduğunu görebilirsiniz. Bir masaüstü bilgisayarda performans almak istiyorsanız, aynı zamanda kapasitenin de çok fazla olmasını istiyorsanız şöyle bir alternatif kullanabilirsiniz. Masaüstü bilgisayarlara birden çok disk takabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız yok. 2,5 diskleri de 3,5 diske dönüştürücü kutularıyla birlikte rahatlıkla masaüstü kasalarınıza, bilgisayarın kasasına takabiliyorsunuz. Tavsiyemiz şu olabilir. İşletim sistemine çalıştıracağınız diski SSD seçebilirsiniz. Yani SSD disk alıp bir tane uygun kapasitede bir disk aldıktan sonra bu disk üzerinde programları yani işletim sistemini bu disk üzerinde çalıştırdığınızda SSD performansına ulaşmış olursunuz. Fakat yedek yapmaya çalıştığınızda da mekanik disk olarak ikinci bir disk aldığınızda da ciddi anlamda bir depolama alanınız olacaktır. Bu yüzden hani resimlerinizi, videolarınızı, yeteneklerinizi rahatlıkla buraya yapabilirsiniz.